Merhaba arkadaşlar. Amper devre yasası ve uygulamalarıyla devam ediyoruz. Aslında amper devre yasasından giriş videosunda bahsetmiştik. Şimdi burada tekrardan bir bahsedip direkt ilk uygulaması olan sonsuzluktaki bir telin oluşturduğu manyetik alanı amper yasasını kullanarak bulmaya çalışacağız. Şimdi hatırlarsanız giriş videosunda da söylemiştik. E'nin körlüğü neydi arkadaşlar? Akım yoğunluğu J idi. Bu akım yoğunluğu J aslında arkadaşlar hacimsel akım yoğunluğu ama bunun birimi amper bölü metre küp değil amper bölü metre kare. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aslında bu birim alandan geçen akım olarak söylüyoruz. Akım yoğunluğu dediğimiz zaman aklımıza bu gelecek. Şimdi buna Stokes teoremi uygulamıştık. İki tarafında yüzey integralini alırsak bu şekilde. Stokes teoreminden dolayı şimdi bu dl kapalı integral L eşit oldu. Burası Stokes teoreminden geliyor arkadaşlar. İkinci kısmını da yüzey integralini almamız lazım. Çünkü denklemin sol tarafını yüzey integralini aldık. Sağ tarafını da almamız gerekiyor. J ds dedik. Şimdi gördüğünüz gibi J'nin birimi amper bölü metrekare. Akım yoğunluğu. Bunun yüzey integralini alıyoruz. Yüzey integral demek alan aslında. Ds dediğim şey alan. Alanın birimi de metrekare. Yani burada amper bölü metrekare çarpı metrekare. Burada amper kalır arkadaşlar. Yani amper bölü metrekare çarpı metrekare. Buradan amper kalır bu integralin sonucunda. O da ne demek? Akım demek. Eng. Yani biz burada şu şekilde düzgün bir ifade yazarsak genel halini. Kapalı bir yoldaki manyetik alanın dolaşımı aslında o yüzün o yolun içerdiği akıma eşit. Amper devre yasası bu arkadaşlar. Yani tekrarlayayım. H'nin kapalı bir yol etrafındaki çizgi integrali arkadaşlar. H'nin kapalı bir yol üzerindeki çizgi integrali diyelim. Bu yol tarafından çevrelenen net akıma eşit. Bu yol tarafından çevrelenen net akım Eng buna eşit. Amper devre yasası. Veya kısaca amper yasası da diyebilirsiniz. Şimdi bunun ilk uygulamasını görelim arkadaşlar. Sonsuz uzunlukta bir telimiz olsun. Şimdi hatırlarsanız elektrostatikte elektrik alanı bulurken Coulomb yasasını kullanıyorduk. Ama simetrik durumlarda yani sonsuzluktaki tel, sonsuzluktaki çizgi yük, sonsuzluktaki levha veya işte kürede Gauss yasasını kullanmak bizi sonuca daha hızlı götürüyordu. Yani Gauss yasasını kullanarak simetrik durumlarda Gauss yasasını kullanarak elektrik alanı bulmak Coulomb'a göre çok daha basitti. Burada da aynı şey geçerli. Manyetik alanı Biot-Savart kullanarak bulabiliriz ama böyle simetrik durumlarda amper yasası kullanarak bulmak çok daha basit. Mesela sonsuzluktaki telimizi şöyle çizelim. Bunun üzerinden I akımı geçsin. Burası da Z yönü olsun arkadaşlar. Şimdi buraya tekrardan amper yasasını yazıyorum. Başlayalım. I enk. Ve bunun oluşturduğu manyetik alanı bulmak istiyoruz. Herhangi bir noktada. Şimdi Gauss yasasında hayali bir yüzey çiziyorduk. Amper yasasında da hayali bir yol çiziyoruz arkadaşlar. Bu teli saran hayali bir yol çizeceğiz. Bunu nasıl çizeceğiz? Sağ elimizin baş parmağı akım yönünde olacak. Diğer kalan parmaklarla da bu teli sardığınızı düşünün. Bu telin etrafını sardığınızı düşünün. Aslında nasıl bir yol oluyor o zaman? Şu şekilde çizebilirsem, bu şekilde bir çember aslında. Sağ elin baş parmağını yukarı doğru koyduğunuz zaman
Diğer parmağınızla teli sardığınızda şu şekilde bir çember oluyor aslında. Yani bizim hayali amper yolumuz bu. Nokta nokta çizdiğim yol. Şimdi tekrardan manyetik alanı nasıl yazabiliriz aslında biz burada? H. Yönünü direkt bulabiliriz aslında manyetik alanın. Manyetik alanın yönü şu benim çizdiğim şekilde olacak. Yani tekrardan sahibimizin baş parmağını akım yönünde koyduğumuz zaman kalan parmaklarla gördüğünüz gibi aslında nerede dönüyoruz? O yol üzerinde aslında fi yönünde dönüyoruz. Yani manyetik alanımızın yönü fi olacak. Bir de bunun bir katsayısı olacak. Buna da haşfi diyelim. Eğer haşfi'nin ne olduğunu bulursak manyetik alanın ne olduğunu bulmuş oluruz. Haşfi'nin ne olduğunu bulmak için de amper yasasını kullanacağız işte. Şimdi H'yi yazdık. DL'yi yazalım arkadaşlar. DL dediğim şey benim bu hayali yolda aldığım bir parça arkadaşlar. Bu hayali yol üzerinde aldığım bir parça DL. Şimdi şöyle bir çember düşünelim. Silindir koordinat sisteminden hatırlarsınız. Aldığım şu parçaya DL dedim. Yay uzunluğu aslında bu. Bu aldığım parçanın gördüğü açı DF diyorum arkadaşlar. Yani küçük bir fi açısı seçtim. DF. Bu çemberin yarı çapı, silindirin yarı çapına da rho diyorum. O zaman benim şu seçtiğim küçük parça DL'nin uzunluğu nedir? Yani yay uzunluğu yarı çap çarpı açıdır değil mi? Rho DF. Dönüş yönümde şu yönde, afi yönünde. Bunun da yönünü belirtmek istersem afi yazarım. Yani diyelim afi rho df olacak arkadaşlar. Yukarıdaki integrali yaparsak nokta çarpım yapıyoruz. Gördüğünüz gibi afi nokta çarpım afi 1 gelir. İntegrali yazalım o zaman. H0 rho df geldi arkadaşlar. Bu hayali yüzde fi nereden nereye değişiyor? Tam bir tur dönüyoruz. Çemberi tamamlıyoruz yani. Sıfırdan 2 pi. O zaman bu integralin sonucu ne geliyor arkadaşlar? H0 2 pi rho geldi. Şimdi denklemin sol tarafını bulduk. Sağ tarafını bulalım. Sağ tarafta neydi? Bu çizdiğim hayali amper yolunun çizdiğim hayali yolun kapsadığı akım. Yani bu hayali yolun çevrelediği akım, bu hayali yolun içinden geçen akım. Ve bu burada çok basit aslında bu geometri için. Gördüğünüz gibi bu hayali yol içinde akan akım direkt olarak I'ya eşit. O zaman I'ya eşittir I diyeceğim. Öyle değil midir? Yani şu çizdiğim çemberin içindeki net akım nedir arkadaşlar? Yukarıya doğru I akıyor. O yüzden I'ya eşittir I diyorum. O zaman bu ikisi birbirine eşitti. Amper yazısından gördüğünüz gibi. O zaman H0, 2 pi rho. Buna H fi demişiz bu arada. Burada 0 yazmışım da. H fi 2 pi rho eşittir I oldu. Buradan ne gelir? H fi. Dikkat ederseniz bizim burada bilinmeyenimiz H fi'ydi. H fi'yi bulmaya çalışıyorduk. H fi'yi bulduğumuzda zaten manyetik alanı bulmuş oluyoruz. O zaman H fi I bölü 2 pi rho geldi arkadaşlar. Burada. O zaman manyetik alanı nasıl yazarım ben? Sonsuzluktaki bir tel için manyetik alanın yönü fi yönünde ve bileşeni de I 2 pi rho arkadaşlar. Bu rho dediğimde işte şu çemberin yarıçapı aslında. Atıyorum bu telden 10 metre ilerisindeki manyetik alan diyoruz. O zaman rho yerine 10 yazacağız mesela. Bunu biri bir deney. Amper bölü metre. Sonsuz uzunluktaki tel için arkadaşlar manyetik alanımızı bulduk. Herhangi bir noktadaki manyetik alan bu. Bu ilk amper yasasının ilk uygulamasıydı. Diğer videoda ikinci uygulamasıyla devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler.